Herkese yeniden merhabalar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni Game Pack olan Werewolf paketine mini bir seri yapıyoruz ve birinci bölümdeyiz. Bundan önce iki video paylaşmıştım bu yeni paketle alakalı. Bir tanesi ev videosuydu. Şu an ailemizin kalmış olduğu evi sizlerle paylaştım. Ancak ekstradan birkaç ufak değişiklikler yaptım. O şekilde zaten galeriye yükledim. Birazdan göstereceğim. Ve bir de Kretis'in videosu paylaştım. Hem de yeni pakette gelen kıyafetleri, saçları hep birlikte görmüş olduk. Aynı zamanda simlerimizi düzenlemiş olduk. Simlerimiz iki kardeş ve Moonwood Mail kasabasına geldiler. Çok uzak yerlerden geldiler. Ee, kardeşlerimizden bir tanesi yani Jacob, kurt adam. Kendisi bu Moonwood kasabasında kurt adamların çok fazla yaşadığını ve burada yoğunluk içerisinde olduklarını bildiği için burayı tercih etti. Kızımız da e, Jacob'ın aslında kurt adam olduğunu biliyor ama Kurt adam değil yani henüz değil. Şu an elinde görmüş olduğunuz kitap yeni paketle birlikte gelen bir Kurt adam paketi yani bunu okuyarak simler e, Kurt adamlıkla alakalı bilgiler ediniyorlar. Bunun haricinde bir tane daha kitap var. Ona da tekrar bir bakalım yanlış görmediysem eğer o kitapta bir çocuk kitabıydı galiba. Zaten toddlerlar falan da uluyabiliyorlar diye hani ama ona nereden bakacağım? Burada mıydı? Bu olabilir mi? Hayır. Aa evet evet bu. Çocuk kitabı diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Öyle gördüm. Yo pardon. Bu çocuk kitabı. Evet bir tane değil birkaç tane kitap varmış. Şu görmüş olduğunuz çocuk kitabı. Peter Barker yazıyor ya. Ee, bu bir çocuk kitabı. Bu nedir? Aa bir tane. <laughs> Sadece bir tane kitap yokmuş. Birden fazla varmış. Ben ilk bunu gördüğüm için bunu tercih ettim. Bunu okuması daha iyi olur diye düşündüm. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi Jacob birazcık hazırlanıyor. Kendisi kurt adam çok fazla başarılı değil. Bunu ilerletmek istiyor. Kendisi böyle çalışacak. Moonwood kasabasında en güçlü kurt adam olmaya çalışıyor. Belki böyle düşünceleri vardır. Gelelim e, hayat amacına. Aspiration her ikisine de aynı aspiration'ı verdim burada görmüş olduğunuz gibi. Zaten fark ettim ki sadece bir seviye var. Yani çok böyle uzun süre üzerinde çalışabileceğimiz bir hayat amacı değil. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane yapması gereken şey var. Bunu tamamladıktan sonra zaten e, Aspiration fullenmiş oluyor. Bakalım bize Aspiration'da neler diyor. Bu sim içindeki canavarı serbest bırakmak istiyor ve bir kurt adama dönüşmek istiyor. Kurt adam olmak istiyor. Ödül özelliği de dişli arkadaşmış. Evet bunlarda sürekli farklı farklı özellikler var. Sonra... ...Level Up to Rant... ...Rant seviye atlamak... ...Dolunay yaşamak... ...ve Kurt Adam kitapları okumak. Şu an e, zaten Kurt Adam kitapları okuyoruz. 3 tane okumamız gerekiyor. Aynı şey zaten Jacob için de geçerli. Ki bunu yaptık zaten. Diğer 3 e, tanesini yapmamız gerekiyor. Gelelim dünyamıza. Dünyamız çok güzel. Evi paylaşmış olduğum videoda ben zaten söylemiştim. Gerçekten çok hoşuma gitti burası. Yani birkaç böyle... Sims'te bizim aşina olduğumuz dünyaların karışımı. Burada bolca böyle etrafta dolaşırız, keşif falan yaparız. Çünkü keşfedilecek çok yer var. Bu çıplak mı dolaşıyor? Hey seni burada yerler. <laughs> burası kurt adamların olduğu bir yer farkında mısın? Evet e, burası güzel bir yer ve bir sürü keşfedilecek yer var. Bir sürü farklı tüneller, Explore yapabileceğimiz yerler var. Bir de evimizin yakınında şu yukarıda görmüş görmüş olduğunuz yer var. Buraya da çıkarız buradan bakarız manzarası gayet güzel baktım hoşuma gitti. E, fragman da zaten buraya gösteriyordu ve bir sürü kurt topluluğu gösteriyordu. Yani kurtlar hakkında çok fazla bilgi sahip değilim onları zamanla göreceğiz. Yani zamanla neler olduğunu kaç tane kurt sürüsü olduğuna bakacağız Jacob'cığım Jacob onu ben düzenlerken sürekli uluyordu ve artık gerçekten kafam şişmişti. <laughs> Bu da A Aa durun. Jacob uluduğunda farklı bir kurt adam daha ulumaya başladı. Korku filmleri olur ya böyle çocuklar gelir böyle harap olmuş evin kapısında beklerler. Çocuğum gider misin sen kimsin? Beni korkutmaya başladın. Ee, Piers Delgado. Kokla ve tanı mı? Buna gerek yok şimdi. Evine gönderelim. Çocuğu rahat bırakalım. Gelelim evimize. Evi ben paylaşmıştım zaten sizlerle. Ekstradan şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi. Heh şurası. Bunu aldım. Çünkü bir bilgisayara ihtiyacımız vardı. Bilgisayarımız yoktu. Bir de şunu kullanmak istedim. Burası zaten bizim Lydia'nın odası olacak. Lydia sen burada uyuyacaksın. Lydia'nın odası da gayet güzel. Sonra burası birazcık daha asi bir görünüm vermek istedim. Ha, kendisi kurt adam ya. O yüzden Jacob burada kalacak. Jacob senin de odan burası. Her yere zarar vermeye çalışacak herhalde. Oraları böyle eşelemeye çalışacak bir şeyler yapacak. Evimiz küçük. Böyle büyük bir yer değil. Ancak ben yine bu paketle alakalı bir ev yapmayı düşünüyorum. Daha büyük, daha böyle aile odaklı bir ev yapmayı düşünüyorum. Çünkü ileride bir yerde bir arazi vardı böyle büyük bir araziydi. Şurası mı? Aynen burada kimse yaşamıyor zaten. Neyse yaşa, yaşasa da fark etmez. Muhtemelen buraya bir ev yaparım ben. Büyük bir ev yaparım. Tabii şu an yapmamız gereken şey birazcık etrafı keşfetmek. Yani bu bölüm böyle pilot bölüm tarzında olacak. Etrafa bakacağız, tanışacağız. Moonwood kasabasıyla alakalı bilgiler edineceğiz. Birazcık kütüphanede, barda falan da takılırız büyük ihtimalle. Keşfedeceğimiz çok yer var. Hepsini bu videoda yap yapmam, yapamam çünkü zaman yetmez. Ama her zaman, her videoda yani muhtemelen bir sürü yeri keşfedeceğiz. Ve tabii ki de kurt adamlarla tanışacağız. Belki de Jacob bir sürüye katılmak isteyebilir. Yani neden olmasın? Henüz kurt adam, kurt kadın olmayan kızımız burada böyle sakin bir şekilde yemeğini yedi. Neden? Evde sorun ne? Li gerçekten mi? Tabağı yıka dediğimde kabul etmedi ama buradan gayet su olabiliyorsun ve yıkayabiliyorsun. Harika. Evet. Mükemmel. Sen de burada o kadar çok çalıştın ki herhalde bunu ikinci seviyeye kadar getirecek. Ha, bu arada, bu arada şuradan şeye bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi tabii ki de charge farklı yani aynı vampir paketi ve Realm of Magic'teki büyücüler gibi farklı bir özelliğe sahip. Şuradaki kırmızı şey Fury dedi zaten öfke. Bu doldukça bizim sim sinirlenecek ve bu artık sonuna kadar geldiğinde kendisi bir kurt adama dönüşecek ve tabii ki de Dolunayı da bekleyebilir. Dolunaya daha Bugün dolunay mı var? Bugün dolunay olabilir. Neyse çok anlamadım o kısmı. <laughs> ee, olabilir ama buraya yükselttiğimizde zaten kendisi kendisi otomatik olarak bir kurt adama dönüşecek. Şurada kırmızı gözüken bir şey var. Anti kapitalist canavar uyan canavar uyandığından beri toplumsal bazı şeylerle alakalı şüpheleri varmış. Bu simartık diyor günlük eziyetleri, günlük yapılandırılmaları reddediyor. Bunu bu sonsuz ezici fare kapışmasında, yarışmasında e, kalırsa diyor ekstra öfke kazanacak diyor. E, yani bizim olabildiğince öfkemizi yükseltip kurt adama dönüşmemiz gerekiyor. Bunu bugün yaparız herhalde. Sen o oh, biraz duş alman lazım. Neden her yeri şey yapmaya çalışıyor, kırmaya çalışıyor? Öfke kontrolüne birazcık hakim ol lütfen. Ya da kendi evimize zarar verme. Gidip dışarıya falan zarar verelim. Tamam onu bırak. Jacob sen burada duş alırken ve tuvaletini yaparken bir yandan da tuvaletini... Oho! <laughs> Vahşice bir kaka yapmak mı? Fotoğraf falan çekelim. Yani hala olayın farklı bir boyutundayım ben. Bilgisayardan alalım artık. Bir güzel bir makine alalım. Fotoğrafımızı falan çekeriz. Etrafı çekelim. Sonuçta ilk defa buraya geliyoruz. Ancak nereden de? Buradan olabilir. Ha, güzel. Şimdi bu 670'miş. Bu arada ben e, şu para hilesini yapıp birazcık parayı düşürteceğim. Çok fazla paramız var. Bunu mu alsak? Ya da şu birazcık daha iyi, bunu alın. Nasıl olsa, nasıl olsa zenginiz. Hatta tamam. İventory mi? Evet. Pekala, o zaman şöyle evimize karşı gel de güzel bir fotoğraf çek. Yo, e, önce etrafı bir çekelim güzel bir poz yani güzel çekebileceğimiz bir yer. <laughs> Bunu çekiyormuşum. Başka bir yer yok mu gerçekten? Aman Allah'ım. Hiçbir yer yok. <laughs> Hayır tabii ki onu çekmeyeceğim. Cık, yok tamam. Başka yeri çekeriz. Hadi gel bakalım ilk evimizin önünde ilk fotoğraf. Tamam. Şöyle orta boy olsun. Birazcık da uzaklaştıralım. Ve bir de selfie. Bunu da şöyle güzel bir selfie yakalayabiliriz de. Böyle mi yapsak? İyi hadi böyle yapalım. İlk olarak gideceğimiz yer bar mı olsa kütüphane mi olsa acaba? Biz kütüphaneye daha yakınız. Bu arada her yeri böyle tırmalamak böyle şey yapmak istiyor. Scratch yapmak istiyor. Gelsin de yapsın. en azından eve zarar vermesin. Bunu yapabiliyor musun? Hayır. Buna hayır. Sadece bunlara. Gerçi bu öfke kontrolünü yapmaması bir yandan iyi çünkü kurt adamı dönüşmeye başlayacak yani yavaş yavaş. Peki, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz Victor. <laughs> gel gel burada oyna. Biz bir bakalım Jacob neler yapıyor. Ne kadar ilerledi? Evet. Bunu yaptıkça ilerleme. Hey sen bir büyücü değil misin? Burada sorumlu kişi kim olabilir? he tamam. Burada çalışabiliriz. Güzel. Ee, birlikte çalışalım hatta. Jacob ve Lydia gelsinler çalışsınlar. Üst kat var mıydı? He üst kat da var. Ama çok fazla bir şey yok üst katta. Alt kat. Bu ee, Bu ne? <laughs> Bir geçit falan mı? Hayır. Genellikle kurt adamların böyle saklanabilecekleri tuhaf yerler yapmış olmalılar buraya. İşte bir kurt adam, Christopher. Bu Christopher e, buradaki kurt adam topluluğunun e, başındaki olan kişi ve onun kurucusu. Yani bundan mesela bilgi alabiliyoruz. Ama henüz arkadaş olmadığımız için şu an hiçbir şey yapamıyoruz. E, başka kim var burada? Sen sen kimsin? Evet, Arvin e, kütüphaneci. <laughs> e, önce bir Arvin'le arkadaş olalım da Arvin'e sadece bunu mu yapabiliyorum? Neyse hadi gel bakalım. Gerçi kendini koklamayı bırakırsa eğer bu kitabı okumaya başlayacak. Sen ne yapıyorsun? Kızımız da burada kendisi <laughs> çocuklarla kütüphanede. Gerçi bu biraz uzun mu sürecek? Evet bunu burada bir bırakayım ben. Çünkü biraz uzun sürücüye benziyor. Şuraya bakın. Kurt adam, büyücü ve deniz kızı. <laughs> Bu üçlü ne böyle? Gel de kütüphane görevlisiyle bir konuşalım. Bakalım bize neler söyleyecek. Neler yapacağız ona. Şu an çok fazla bilgiye sahip değiliz ama onu koklayıp onu tanımaya çalışıyor. Yani arkadaş olmak böyle. Kokluyorsun tanı tanışıyorsun. Kurt adamlar hakkında şakaya Şu an bunların hiçbirini yapamıyoruz. Ve Christopher geldi. <laughs> Christopher'ı da bir koklayalım. Onunla tanışalım. Şurada biri daha var. Rory. Rory Christopher'ın <laughs> üvey kızı da olabilir. Öz kızı da olabilir. Tam hatırlamıyorum ama... E, onunla alakalı yani bağlantılı bir şeydi. E, Moonwood kolektifiyle arkadaş olmak. Hey sen neredesin? Gel gel burada çalış. Gel bak burada çalış istersen. İleride belki bizim de başımıza gelir. Ama ben Christopher'la konuşamadım. Pekala. Hoşçakal Christopher. Seni barda umarım ki görürüz. Ve barda umarım konuşuruz. Buradalar. Rory burada ve... Ay Lou. Lou ile sevgili olmayı düşünüyorum. <laughs> yani olabiliriz. Hayır Lou gitmiyorsun. Ah. Ne kadar yaklaşsam o kadar uzaklaşıyor şu an benden. Tamam yine birbirlerini koklayarak. O oh! Bu ne? <laughs> Yakaladım seni küçük minik fare. <laughs> Yalnız nasıl gördüm bu kadar hızlı bir şekilde giden fareyi? Bak bak nasıl gidiyor. Bunların topluluğu ayrı ve Christopher'ların topluluğu ayrı mı acaba? Anladığım kadarıyla öyle bir şey. Yani topluluğa katılmak için oradaki herkesle arkadaş olmamız gerekiyor bu arada. Alo. Lu tekrar gelmişsin. Hey Lu. <laughs> Lu acilen senin arkadaş olmamız lazım. Neden herkes dip dibe girdi? Burada bir kavga etseniz de biz bir görsek. Şu an e, böyle bir gücümüz yok galiba bizim. O yüzden bunları yapamıyoruz. Bakalım çarımıza ne kadar ilerledi. Yani böyle işte yarım dolmuş. E, diyor ki üzgünüm diyor yeterince işte seni tanımadığımız için ee, şu an gelemezsin diyor. Yani bizi kabul etmedi. Birazcık daha onlarla tanışmamız gerektiğini söyledi. Pekala. o oh, aha kavga ediyorlar. Sanırım bu ana şahit olmam lazım. <laughs> Lulu kazanırsın. Sana güveniyorum. <laughs> Bir de yeniliyormuş. Yalnız bizimkiler korktu. Onlar yani kurt adama dönüştüklerinde veya kurt adam görünümünde simlere saldırdıklarında, korkuttuklarında böyle bayağı şey oluyorlar, çekiniyorlar simler. Ben demiştim. Lu kazanacak. Lu bunu başardı ve bizim kızın gönlünü <laughs> almış oldu. Jacob'un böyle ısırma laneti olmadığı için şu an birini dönüştüremiyormuş. Ee, belki Lu'den dönüştürebilir bilmiyorum ama bir bakalım. Hayır sen de dönüştüremiyorsun. Yuda da bu e, şey yok. Lanet yok. E, Very Wolf şeyle ilgili bir soru soralım. Şeyler soralım Luya, Belki bize bilgi verir. Çünkü etrafta neler oluyor neler bitiyor. Bilgileri toplamamız lazım. Evet diyor ki. Dinle Lydia. Kurt dişlerine katıldım. Çünkü kurt adam olmayı seviyorum. E, bu yaşam tarzına da sırtımı dönmeyi hiç planlamıyorum. E, Moonwood... Kolektiflerinde taraf seçmiyorlar. Herkes kendi özel kurt e, yolculuğunda var. Ya da diyor her neyse diyor. Ben diyor bir yere gitmeyi de tercih ederim diyor bir rakunla. Yani kurt adam hayatından bahsediyor ve hayatından memnun olduğundan söylüyor. Yalnız saat 12 oldu. Biraz etrafta dolaştıktan sonra sanırım eve gitsek iyi olacak. Bak birilerini çağırıyor yine. <laughs> yine birilerini çağırıyor. Niye araları şey oldu... Bu kısımda aynı Realm of Magic'deki gibi burada bazı özellikler açılıyor. Zaten yükseldikçe farklı şeyler yapabiliyor simlerimiz. Örneğin birinci seviyedeyiz. Bunlara bir bakalım. Bazılarını seçebiliyoruz çünkü. Gaddarlık, kötülük tarzında bir şey olması lazım. Ee, başkaları üzerinde vahşi bir gözdağı kullanma yeteneğinin kilidini açmak. Artık dişlerine dayanabilir, dayanamayabilir ve simleri dehşet içerisinde hissettirebilirsin tarzında bir şey söylüyor. Sonra... Wolf var. Ee, territory Marking. Bu bölgede işaretle... Bölge bölge işaretleme. Yani toprak işaretleme tarzı eşeleme de olabilir. Özgür olmak herhangi bir yerde veya herhangi bir zamanda bölgeyi işaretleyebilirsin. Bunun rahatlığını yaşa diyor. Dünya diyor. Senin tuvalin diyor. Toprağın altında çok sayıda kayıp eserler mi var? Bunları bir şeyleri eşeleme tarzı bir şey mi bu da acaba? Olabilir. Yani keşifle alakalı bir şey. Şunla bunu mu seçsek? He. O zaman sadece bunu seçelim. Çünkü onu yapınca... ha bak yapabiliyorsun. Gel. <laughs> sadece eşeliyor. Belki bir şeyler bulabilirsin. <laughs> Ve de bunu kurt adam versiyonunda yapacağım. Mükemmel mükemmel olur. Yağmur eşliğinde bence eve gitme keyfi. <laughs> Peki bizim evimiz nerede kaldı? Evimiz çok uzakta bir yerde de kalmış olabilir. Aa burada şey de var. Tam bunlara sonra bakarız. Ee, araba geçiyormuş yahu. Ben de kurt adam zannettim. Ah sizi yerim. O zaman eve gitme zamanı. <laughs> Bayağı yorulduk. Böyle ilk gün keşfi yaptık. Yarın daha fazla keşif yapacağız. O yüzden gidiyoruz. Ve geldik. İnanılmaz derecede yorulduk. Uykumuz var bir sürü şey. Sen gelip bak uyu burada. Bugün dolunay var mıydı? Hiçbir şey görünmüyor asla. Sadece bulutlar. Yıldız bile yok. Bunu kullanmak istiyordum da aslında. Gel bakayım kullanabilir misin bunu? Evet. Gel lütfen. Ah be. Resmen küçük bir teleskop yani. <laughs> Oyunda küçük bir teleskop. Diğer büyüğü düşününce bu gerçekten çok daha kullanışlı ve güzel. Animasyonu da güzel. Keşke onun gözünden görebilseydik. Nerede? Bakıyorsun ama nereye bakıyorsun? Olsun. Gerçekten. Bu bile keyifli. <laughs> çok iyi. Buna bayıldım. Aman Allah'ım, havanın güzelliğine bakın. Yıldızlar, bulutlar o kadar güzel görünüyor ki şu an. Jacob burayı Cık, bakar mısınız? Burayı mahvetmiş. Aha, bir şey oluyor. Galiba Jacob dönüşmeye başlayacak. Ha! Oo! Kırmızı kırmızı. Birine <laughs> saldıracağız yani az kaldı. Gel acilen bunu düzelt. Biz de burada Dişlerimizi fırçalayalım. Dişlerini fırçala. Pardon bir geçebilir miyiz acaba? 10 saattir burada bekliyoruz da. Vampirlerden falan bahsediyor. Peki o halde bir şeyler yesek mi? Burada yarım kalmış bir <laughs> bir şeyimiz var. Buna devam edelim. O kadar mutsuz ki 55 milyon saattir tuvaletini yapmaya bek. Şuna bakın. Sen böyle mi yürüyorsun? Hayır, sanırım öfkesinden dolayı. Evet öfkesinden dolayı böyle yürüyor olmalı. Sana bunu yap dememiştim. Bunu yapman lazım. O kadar sinirli ki kum torbasını falan şey yapmaya çalışıyor artık. Yemeye çalışıyor. Bugün keşfimize devam edeceğiz ve bir yandan kendisi kaşınıyor. <laughs> Bu arada e, Jacob'ın trade'lerinden bir, bir tanesini köpek sever böyle koydum. Yani belki bir sonraki bölüm falan kendimize bir köpek sahiplenebiliriz. E, kurt adam işte köpek bilmiyorum dost dost olurlar. O yüzden bir köpek alabiliriz böyle minik tatlış bir köpek iyi olur. E, onu sonradan eklemeyi düşünüyorum. Yine keşfimize devam edeceğiz. Bu kurt adamların takıldığı başka bir yer vardı. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Orada birazcık daha soralım, bilgi falan alalım. Çünkü anladığım kadarıyla şu an işte iki tane net yani farklı bir şey var, topluluk var. Bir tanesi işte lü'ların olduğu topluluk, diğeri de bu işte toplulukları kuran kişi adını unuttum. Christopher. Onların olduğu topluluk olabilir. Yanlış anlamadıysam eğer. Herkes Yemek yemi. Bu arada kurt adamların yemek yeme olayı çok garip ve komik. Böyle çok yamyam gibi yemek yiyorlar. Şimdi onu izleyeceğiz. <laughs> aynı. Aynı bu şekilde. 15 gündür aç kalmış gibi yemek yiyor. <laughs> Sakin ol bu boğazında kalacak. Önerilen kitabın arkasındaki açıklama gibi... Lydia kurt adamlar hakkında önyargılı fikirlere sahipti. Bu konuda kesinlikle artık kendisini sorguluyor. Kurt adamlarla köpeklerin bu kadar yakın olduğunu kim bilebilirdi ki diyor. Düşüncelerim tamamen değişti diyor. Yani kendisi kurt adam olmak için böyle bir adım daha yaklaştı. Kitapta onlar için olumlu şeyler yazıyor. Onlardan bahsediyor ve köpeklerle olan yakınlığından da bahsediyor. O yüzden kesinlikle küçük bir köpek almalıyız. Tatlış bir köpek. <laughs> kurt adamı bakar mısınız süt içiyor. Ne diyeyim ben şimdi? Ben şimdi ne diyebilirim? Ah tamam. Gel bakalım burada bir yemek ye. Artık dışarı çıkalım. Dışarıda bir sürü işimiz var bu arada. Travel to Peak. Burası buraya çıkıyor. Buraya bir gidelim bakalım. Manzarasını falan da görmüş oluruz. Simler sürekli bu explore tarzı yerlerde keşif yaparak kurt adamlar hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyorlar. Bazen girdikleri yerlerde korkunç şeylerle de karşılaşabiliyorlar. Bazen... Farklı yerlerden çıkıyorlar böyle. Onları keşfetmek bizim için güzel olacak. Tıpkı bunun gibi. Şuraya bakın harika. Gelsene buraya. Bak buradan etrafı izleyebilirsin. Harvest yapamıyoruz. Neden? Ee, kendi bahçemizde de aslında onu yetiştirebiliriz. Şuraya bakın çok güzel. Buradan mı fotoğraf çeksek? Bir deneyelim. Eee Belki burası olabilir. <laughs> evet ya şu kapıyı çekeceğim artık. Çekecek başka yer yok. Harika yine yağmur başladı. Burada biraz takılalım. Yani biraz zamanın geçmesini bekliyorum. Şu an çok erken. Ee, sonra bar'a gidelim. Burada kurt adamlarla alakalı uyarı işareti var. Uyarı işaretini araştır falan diyor. O zaman kurt adamların burada fazlaca takıldığını biliyoruz. Yani buraya gelebilirler. Tamam harika. Bardan sonra burada akşama kadar hatta geceyi falan gelip burada geçirelim. Dur bakayım neredeyiz istem olarak? Ee, balık tutulan yerin tam karşısındayız. Tam net yani kesin buraya geleceğim. <laughs> Burası bayağı hoşuma gitti. Terk edilmiş böyle çöplerin olduğu bir yer. Yani burada kötü şeyler olur. <gülüyor> Karşılaşabiliriz. <gülüyor> evet işte. Var ya tam bundan bahsediyordum. <laughs> Ee, kışkırtabiliyoruz, dikkatini dağıtabiliyoruz ve iletişime geçebiliyoruz. Sen hangisi? Oh. Greg. Oh. Oo. Bildiğim kadarıyla Greg baya böyle ünlü biri. <laughs> yani kurt adamlar içerisindeki ünlü kişilerden biri tanesi. <laughs> Bizim kurt adama bakar mısınız? Yağmur yağıyor diye o kadar mutlu ki. Ve kuyruğu yok. <laughs> Greke Cry Greg mi? Var ya bizi yiyecek şimdi. <laughs> Bunun başka açıklaması yok. Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> Bunu buraya kesinlikle gel lütfen. Bak burada bir sürü şey oluyor. Tam bir e, tuhaf değişik hareketler içerisinde <laughs> saldıracak. Şimdi saldıracak. <laughs> Bizi kahil. Oo. Oh! Ha? Ne? <laughs> savaşın içerisine ne ara girdi? Aman Allah'ım. Şu an bildiğiniz Grek'ten dayak yiyoruz. Yani Greg'i hani kaz yani Yendimiz şu an imkansız. Çünkü Grek çok böyle bu arada fotoğrafını çektim de. Greg çok bilindik e, kurt adamlardan bir tanesi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bizim kıza bakar mısınız? Baya baya dayak yiyoruz. Diyor ki şu an şu an baya korkmuş hissediyor izlediği şeyden dolayı biliyorduk. Bunun olacağını biliyorduk. Çünkü bu çok e, güçlü bir kurt adam. Baya hem de. <laughs> ah be, bunu yapmamalıydık. Sanırım dönüşüyor. Evet. <laughs> Transforming. Yani şu an yaşadığımız şeyden dolayı e, <laughs> baya... Aa sen de dayak yedin. <laughs> şu an fark ettim. Hem Greg'e bakın üzerinde yara bantları var. Ve bizde de yara bandı var. Yani ne kadar yenilsek de e, ona zarar verdik. <laughs> yani bu güçle anca normal birini öldürebiliriz. ya. Yani öldürebiliriz derken normal birine saldırabiliriz. Sanırım gitsen iyi olacak. Procesi. Ne yapıyor? ne yapıyor? Baya oturdu orada uyudu. Gır, hey yaptı hareketi gördünüz mü? <laughs> <laughs> çok iyi. Bakar mısınız? Kafasına vuruyor. Kendine gel. Ne yapıyorsun? Kardeşinim ben senin. Biraz sakinleş. <laughs> Harika. Ya çok tatlılar. Bayıldım. Yani Lydia'nın yaptığı bu hareket çok şeker değil mi? <laughs> çok iyiymiş. Evet, gayet güzel. Yalnız bu arkadaş da burada uyudu ya ve greklerimiz berbat. Yani bunu düzeltmem lazım. Aslında yapmak istediğim şey bu değildi. <laughs> bu tamamen yanlışlıkla olan bir şey. Birazcık da etrafı eşeleyelim. Adam resmen burada kıvrıldı ve uyuyor. Onu da işte seçmek için eee neredeydi? E, şuna tıklamamız lazım. Hey. <laughs> Çok farklı şeyler görüyorum. Etrafta koşturabiliyorsun o zaman. Lütfen bize saldırma. Lütfen, lütfen. <laughs> Yine mi? <laughs> Bu gidişle birinci ve son bölüm olacak. Hadi be. Hadi bir şans. Belki. Belki bunu kazanabiliriz. Evet. İki. Yes işte bu. işte kazandın Jacob kazandın. Şu gözündeki şeye bakar mısınız? Wow harika. Yes işte. <laughs> Adamın tipine bakın. Aa güzel. İyiydi. Yani tamamen spontane gelişti. Böyle bir şey düşünmemiştim aslında. Ama Greg'in karşımıza çıkması böyle bir duruma yol açtı. Greg'lerimiz çok kötü. Bunu düzeltmem lazım. <laughs> neyse ki Lou'yla ve Rory'yle aramız iyi. Biz geldik. Ama bu şekilde duracak mısın? Eee evet maalesef. Maalesef şu an böyle durmak zorunda. Hey senin tarzına bayıldım aşırı tatlı değil mi? Tamam sen orada bir şeyler atıştır. Biz nereye gittik? Nerede olduğu belli değil. Aa resmen kaçmış gitmiş. Öfkesini şu an kontrol edemediği için yani kaptırdı kendini bir yerlere gitti Jacob. Jacob sakin ol. Neredesin? Tamam. Tamam sakin, <laughs> sakin. Evet. Galiba düzeliyor. Uuu. Anladım, kurt adam e, oluyor ama sadece birkaç saatliğin oluyor, tekrar düzeliyor. Ah be tamam şimdi anladım. Gayet güzel ve eğlenceli bir bölüm geçirdik. Sonlarına doğru çok farklı şeyler oldu. Greg'le karşılaştık. i̇ki kere dövüş yani birbirimize girdik. Neyse ki ikincisini yendik gayet iyiydi. Ama bayağı yara aldık yani. Artık bölüm burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım videonun başına neler gelecek ve biz bir sürüye katılacak mıyız? Henüz onu da bilmiyoruz. Çok fazla bilgiye sahip değiliz ki en önemlisi aslında Christopher'la karşılaşmadık. Onunla karşılaşmayı da çok istiyorum. Onu ona daha sormamız gereken bir sürü şey var ve kasaba hakkında bilmemiz gereken bir sürü şey var. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.